demek istediğim son seri sanırım. Aynen, son seri Diana Gabaldon'un yabancı serisi. Burada. İle başlayalım. Bununla ilgili çok fazla şey söylemek istiyorum aslında. Çok sevdiğim bir seri. Diana Gabaldon şu anda yaşlı. 68-69 yaşında falan olması lazım kadının. 1991 yılında bu kitabı yazıyor, ilk kitabını. İlk başta bir yıl arayla yazıyor, sonrasında da 5 yıl arayla yazmaya devam ediyor. Şu anda Outlander serisi, yani yabancı serisinin 8 tane kitabı var. Yabancı aynı zamanda televizyona da adapte edilmiş bir dizisi var televizyonda. Yine Outlander ismiyle. 2014'ten beri dizisi yayınlanıyor. Hatta ben geçen hafta son bölümünü izledim, şu anda çıkmış olan sezonlarından. Bitirdim yani şu anda. Yeni sezonu bekliyorum. Çünkü hikayeyi baştan itibaren bildiğim için ve dizisini izlemesi de ayrı bir zevk veriyor. Evet. O zaman konulardan başlayalım. Tarihi aşk romanı. Ama bu şekilde anlatılıp kesinlikle kesilemez. Yani tarihi bir kurgusu var. Romantik ögeler tabii ki var. Gizem var. Böyle biraz fantastik ögeler de var. Şimdi bahsedeceğim. Yarı fantastik ögeler var. O zaman ana karakterlerinden bahsedelim. İki ana karakter zaten en belirgin böyle başta. Biri Claire, 20. yüzyılda bir savaş hemşiresi. Bu arada kitap 1945 yılında başlıyor. Claire de 2. Dünya Savaşı'ndan çıkıyor. Çıkan bir savaş hemşiresi, o şekilde başlıyor. Ve Frank Randall isimli bir adamla evli. Frank bir tarihçi, üniversitede profesör olarak çalışıyor. Tabii ki savaş döneminde bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Sonrasında devam ediyor. İkisi birlikte İngiltere'ye geliyorlar, oraya yerleşiyorlar ve hikaye bu şekilde başlıyor. Claire söylediğim gibi bir hemşire. İşte böyle şifalı bitkiler, otlar ararken bir yere gidiyor. İngiltere'de Stonehenge diye bir bölge var, belki biliyorsunuzdur. Oradaki taşlar üzerinden anlatılan bir temel konusu var aslında. Bitkiler arayıp toplarken taşlardan böyle sesler duymaya başlıyor. Kulakları böyle cızırtıyor falan ve başı ağrıyor bir anda. Sonra gidiyor, tamamen böyle içgüdüsel olarak taşlara dokunuyor. Ve bu taşlara dokunduğunda 200 yıl öncesinin İskoçya'sına gidiyor. Dediğim gibi hikaye 1945'te başlıyor. Claire ise 1743 yılının İskoçya'sına gidiyor bu taşlara dokunarak. Yani bir zaman yolculuğu yapmış oluyor. Burada da taşlar üzerinden o fantastik ögeler dediğim buydu aslında. 18. yüzyıl İskoçya'sında ne yapacak kadın? Hiçbir yani... Ama şöyle bir yönü var. Kocası Frank tarihçi olduğu için aslında bir zaman o eski İskoçya dönemini araştırmış ve onun hakkında konuştukları bazı yerler var kitabın başında. Hani daha zaman yolculuğu yapmadan. Onlar hakkında bazı bilgileri var. Oradaki mesela isyanlar falan, bu kitabın sonunda aslında ana konusu olan isyanlar hakkında bazı bilgileri var. Bilgisiz gitmiyor en azından. Ben şu anda gitsem İskoçya'ya ne bilebilirim ki yani. Frank, Claire en azından biraz daha bu konuda deneyimli. Karakter ise Jamie. Bunun tam ismini söylemek istiyorum Jamie'nin, çünkü çok hoşuma gidiyor. Dizideki mesela evlilik sahnesini aynı zamanda kitapta da söylerken çok gülmüştüm yani. Çünkü çok uzun bir isim var. Söylüyorum o zaman. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Bu nasıl bir isim yani? Kaç tane ismin var? Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Jamie'nin Claire için söylediği Sasana kelimesi de çok hoşuma gidiyor. Zaten böyle temel şeylerden biri kitabın. Ögelerden biri. Sesenah yabancı anlamına geliyor. Kitabın ismi de zaten buradan geliyor. Claire bir yabancı, çünkü İngiliz. Zaten aksanı falan da o şekilde kitapta. Orada Jamie ile tanışıyor İskoçya'da. Zorunlu bir evlilik yapıyorlar bunlar o dönemin koşullarına göre. İkinci kitabından bahsedeyim. Ben ikinci kitabını İngilizce olarak okudum. Dragonfly in Amber. Bunu Kehribar'daki Yusufçuk olarak çevirmişler. Kehribar'daki Yusufçuk bunu da zaten 1992 yılında yazmış. Bu işte hikayenin devamı. Burada mesela Fransa'ya falan gidiyorlar bu kitapta. O kadar fazla uyarılıyor ki zaten. Anlatmak anlatılmaz, okunur. Üçüncü kitabı ise Yolcu, benim okuduğum Voyager. Bunu Yolcu olarak çevirmişler. Bu da üçüncü kitabı. Ama tavsiye etmiyorum çünkü çevirisi berbattı. 8 tane kitabı var. Devam kitaplarını orijinal dilden okumayı düşünüyorum. Eğer uygun fiyata bulabilirsem. Ki oldukça pahalılar. O yüzden şimdilik böyle kaldı. Dizisinden takip ediyorum. Belki ileride okurum. Bir tane yorum okudum yabancı ile ilgili. İşte böyle araştırırken nasıl anlatabilirim diye. Kişi şöyle yazmış. Kitapta
Claire 200 yıl öncesine zaman yolculuğu yaptığı zaman Jamie ile evlenmek zorunda kalıyor. Ve bunu şu şekilde yapmış. Karısını, işte kocasını aldatmış ve ben kitaplarda aldatma içeren kitapları onaylamıyorum. Bunların normal bir şekilde aktarılmasını onaylamıyorum diye. Yani bu benim okurken aklıma bile gelen bir şey değil. Çünkü kitabın konusu kesinlikle kocasını aldatma, eşinin arkadan bıçaklama tarzında olaylar yok. 200 yıl öncesine gidiyor kadın ve o dönemde yapabildiğinin en iyisini yaparak hayatta kalmaya çalışıyor. Burada konu kesinlikle eşini aldatmak falan değil. Zaten o kadar fazla şey yaşıyorlar ki, çok fazla olay var, çok fazla kişi var. Onların böyle konuşmaları, birbirleriyle o böyle karakterlerinin çatışması, sonra savaş olması, kurgunun ilerlemesi, aynı zamanda gerçek ve tarihsel ögeler de var zaten. İskoçlar ve İngilizler biliyorsunuz çok fazla savaş yaşıyorlar. Sonrasında zaten şu anda Great Britain hani İskoç'u da kapsıyor. Aslında onlar ayrılmak için falan çabalamışlar ama yapamamışlar. O dönemlerden falan da bahsediyor. Çok fazla olay yaşanıyor. Böyle karışık, karmaşık bir sürü olay. Hani dizisinde mesela bazı yerleri "Aa böyle bir olay vardı" diyerek izlediğimi hatırlıyorum. Çok güzel bir kitap. Bu kadar karakteri, yazıyı yani nasıl yazabiliyorlar? Hepsi çok kalın kitaplar. Serinin diğer 8 kitabı da ya ilk kitabı gibi ya da ondan daha kalın kitaplar. Bu beni çok etkiliyor şahsen. Çünkü mesela başka örnekler vereyim. Yüzüklerin Efendisi. Yani Tolkien ilk başta o dili yaratmış. Sonrasında da ya benim okuduğuma göre öyle en azından. Ben çünkü Yüzüklerin Efendisi'ni okumadım. Hobbit'i okudum. Diğerlerine daha zaman bulamadım. Çünkü başlarsam içinden çıkamam diye düşünüyorum o serinin. O kadar güzeldir ki eminim. Birkaç filmini izlemiştim ama onları da çok küçükken izlemiştim. Tam hatırlamıyorum. Tolkien'in dünyasından bahsedelim. Ya o kadar yani... Çok hayranlık uyandırıcı değil mi sizce de? Çok etkileyici değil mi? Bir dil yaratıyor ve bunun etrafına diyor ki hadi bir de bir dünya yaratayım. Hadi bir de bir kurgu oluşturayım, karakterler oluşturayım. Yani bu mükemmel bir şey değil mi? Başka bir örneğim ise mesela Ursula K. Le Guin olabilir. Bu da bilim kurguda böyle kraliçesi olarak tanımlanıyor. Sonraki videolarımda falan illaki bahsederim. Kadın gezegen sistemi yaratıyor. Ben de onun tüm kitaplarını okumadım. Şimdi böyle tak tak konuşmak istemiyorum. 3 tane kitabını okudum sanırım. Gezegen sistemi yaratıyor. Farklı ırklar yaratıyor birbirine karşıt. Yani kitap için, kitap kurgusu olarak. Bu bence çok etkileyici bir şey. Yani benim kurguyu sevmemin asıl sebepleri bunlar zaten. Yani gerçek hayatta olmayan şeyler sizi tamamen başka bir dünyaya götürüyor ve fizik kuralları işlemiyor. Öyle şeyler yok. Ne bileyim vampirler var. Hani besleniyorlar, sonsuza kadar yaşıyorlar. Sonra tanrılar var, Mısır tanrıları. Ne bileyim vakıf mesela tamamen farklı gezegenler arası yolculuk yapıyorlar. Şu anda bizim sahip olduklarımız ve yapabileceklerimizin çok daha ötesinde şeyler bilim kurgu ve genel olarak fantastik kurgu kitaplarında var ve bu benim yani bayıldığım bir şey. Normal kitap okumaktan zevk alıyorum. Kitap okumaktan zevk aldığım kısım aslında kurgu kitapları benim zaten. Mesela bilimsel kitaplar. Ben tıp öğrencisiyim. Histolojisidir, anatomisidir. Onlardan zevk almıyorum okurken. Onları öğrenmek için, bilgilenmek için okuyorum. Ya da tarihi kitaplardan bahsederim mesela. Zevk aldığımı çok söyleyemem. Özellikle Nobel kitapları, klasikler benim çok zevk aldığım konular değil. Genel olarak böyle zorunlulukla girdiğim konular aslında. Artık okumalıyım, artık bunları da öğrenmeliyim diye. Şimdi sadece fantastiklerle de olmaz. Ama genel olarak kurgu türünü çok seviyorum. Burada bunu söylemek istedim. Ejderhalar, vampirler, gece yaratıkları, uzay maceraları. Yani bunların hepsi mükemmel şeyler. Evet, bayılıyorum.